Merhabalar değerli izleyenler. Samandıra Can Bağırt testlerimizden karşınızdayız. Günün röportajında özel isimleri ağırlamaya sizler için devam ediyoruz. Bugün bir başka özel isimle beraberiz. Kaptanımız Mert Hakan Yandaş bizle beraber. Öncelikle kaptan programımıza hoş geldin. Hoş bulduk. Yoğun takvimde bize vakit ayırdığın için çok teşekkür ediyoruz. En önemli soruyla başlıyorum. Nasılsın? Sağlığın, saati nasıl? Milli arada milli takımımız için çok iyi geçti. İlk öncelikle milli takımda bulunan arkadaşlarımızı, milli takımımızı tebrik ediyorum. Çok güzel bir ortam var orada da. İnşallah aynı başarıyı Avrupa Şampiyonası'na da devam ettirirler. Ülke olarak çok mutlu, çok sevinçliyiz bu konuda. Onları tekrar tebrik etmek istiyorum. Kesinlikle öyle. Aynı zamanda sevdiğimiz arkadaşlarımız da İsmail Yüksek gibi, Ferdi Kadıoğlu gibi, Samet Akaydın gibi birçok isim de başarılı bir şekilde performans sergiledi. Kısaca da olsa bir yorumunu almak isterim bu arada. Hepsi çok iyi oynadı. Bizim takımımızdaki arkadaşlarımız da müthiş oynadı. Benim en çok mutlu olduğum da oradaki ortamın çok iyi bir seviyeye gelmiş olması. Kısa bir periyotta da olsa gerçekten dışarıya bizlere inanılmaz yansıdı onların o birlikteliği. İnşallah böyle devam eder. Başarılı olmaya devam ederler. Kendi takım arkadaşlarım için de çok mutluyum. Samet için de özellikle çok iyi oynadı. İsmail zaten Allah nazardan saklasın başka bir seviyeye doğru devam ediyor. İnşallah böyle devam eder. Başarılı olmaya da devam ederler. İnşallah. Peki Fenerbahçe'mize dönelim müsaaden olursa. Bu sezon tabii ki de 16'da 16 ilerliyoruz resmi karşılaşmalarımızda. Trendyol Süper Lig'de de 8'de 8'de yolumuza devam ediyoruz. Liderliğimizi de koruyoruz. Tabii ki de hayallerimiz var, hedeflerimiz var, amaçlarımız var. Şu ana kadarki genel resmi nasıl değerlendirirsin kaptan? Nasıl bir süreçti? Ya gerçekten çok oyuncu gelmesine rağmen birden oluşan takım havası, gelen oyuncuların da buraya birden adapte olması, bunun çabuk olması beni biraz şaşırttı. Sancılı bir dönem olabileceğini düşünüyordum ama gelen oyuncuların karakteri, lider özellikleri ve tabii ki kalite olarak başka bir seviyede olmaları bizi bu yapıyı bir an önce kurmamızı sağladı. Hocanın da tabii ki katkısı inanılmaz bu konuda. Gerçekten çok güzel bir ortam var. 16'da 16 sezon başı hayal edilebilecek bir şey değildi. Onlar geride kaldı. Milli takımda tebrik ettik. O da geride kaldı. Bir an önce yeniden camia olarak lige konsantre olmalıyız. Hocanın söylediği hep bir şey var. Rakamların önemi yok. Önümüzdeki oynadığımız maç en önemli maç. Bizim için ve camiamız için. Bu da Hatay Spor maçı. İnşallah kazanıp seriyi başkaları, rakamları başkaları tutsun. Biz önümüzdeki maçın en değerli maç olduğunu düşünüyoruz. Kazanıp, kazanmaya devam edip, mutlu olmaya devam edip, camiamızı da mutlu edip, günün sonunda önemli olan nerede bitirdiğimiz. Çünkü ben 4 sezondur buradayım. Ligin ilk dönemleri bizim için gerçekten hep çok iyi geçen dönemler oldu. Hem Avrupa'da olsun, hem Türkiye'de olsun. Ama ondan sonraki süreçlerde ufak bir dalgalanmada camia olarak çok çabuk kırıldık. Bunda bizim de hatalarımız çok var oyuncu grubu olarak. Bu kırılganlığı yaşamamamız için sürekli yabancı oyuncularımızla bizler de aynı mesajı vermeye çalışıyoruz. Ne olursa olsun, ne olursa olsun, kim oynarsa oynasın, nasıl oynarsa oynasın, günün sonunda yine bu oyuncu grubuyla sezon sonuna kadar devam edileceği için hep birlikte kalmamız gerektiğini düşünüyorum. Yine tekrarlıyorum ne olursa olsun. Bunda yabancıların da yani pasaportun önemi yok ama kimlik olarak öyle gözüktüğü için söylüyorum. Yabancı oyuncuların da bunun farkında olup bunu dile getirmesi ve bu camiayı birleştiriyor tavrında bulunması 4 sezondur çok benim rastladığım bir şey değildi açıkçası. Çok değildi. Vardı tabii ki yine özel karakterler, camiayı sahiplenen. Ama gelmeden kulüp hakkında inanılmaz bilgilere sahip olup gelmiş bir topluluk var şu anda takımda. Bu da zaten bu 16'da 16'nın aslında arkasında görünen olmasını başardığımız şeyin arkasında olan ipuçları. Gerçekten çok karakterli bir takım oluştu. Ama dediğim gibi günün sonunda nerede bitirdiğimiz önemli. İnşallah bu şekilde başladık, böyle de devam eder. Harika özetledin kaptan ama müsaaden olursa ben biraz takımın içerisine dönmek istiyorum. Az önce de belirttin, gelen oyuncular çok iyi uyum sağladı dedin. Ama buradaki, hani tabii ki de siz burada mütevazilini koruyorsunuz. Sen İrfan Can Kahveci gibi birçok isim mütevazilini koruyorsunuz ama arka planda bu oyuncuları hızlı bir şekilde camiaya adapte eden de bir grup var. Yani bu grubun başında zaten sen geliyorsun.
Bunu nasıl başardınız? Ben birazcık da bunu sormak istiyorum. Bunu merak ediyorum. Yani Edin Dzeko gibi, Tadic gibi, işte son olarak işte Livakovic geldi. Onun dışında Fred gibi, birçok Szymanski gibi birçok önemli isim geldi. Gelecek vadeden veya tecrübeli isimler geldi. Bunları çok hızlı adapte ettiniz kaptan takıma. Çok hızlı camiayı anlattınız. Çok hızlı bir şekilde ne istediğinizi, yani camianın ne istediğini, oyunun ne istediğini, hocamızın ne istediğini, ki keza hocamız da isteklerini çok hızlı bir şekilde aktardı. Bunu nasıl başardınız kaptan? Ya zaten gelen oyuncuların hepsi inanılmaz kariyerler ve başarıya aç lider karakterlerdi. Bu aslında camiayı bilerek gelmişlerdi zaten. Yani ona zaten biz çok hayran kaldık açıkçası. İlk yemeğe çıktığımızda Dzeko, Tadic, ben, İrfan yemeğe çıktık. Orada oturduğumuzda 5 saat sadece futbol konuştuk. Ve onların camiayla ilgili bildikleri şeyler bizi açıkçası şaşırtmıştı. Ne kadar sahiplenip geldikleri o gün belliydi. Aslında bu bizim işimizi daha da kolaylaştırdı. Hocanın ne istediğini takıma çabuk aktarması ve gerçekten başarıya aç, yaşları kaç olursa olsun başarıya aç bir ekip toplandı. Camiaya saygı duyan ve sonuçlar aldıkça da stadyumundaki o keyfi gördükçe hepsi biraz daha fazla işin içine girmeye başladı. Çünkü yaptığımız her şeyden daha çok keyif almaya başladık. Bizim açımızdan da bu sene açıkçası o daha kolay oldu. Dediğim gibi zaten hep kariyerleri boyunca şampiyonluğa ve başarmaya oynamış hırsta bir adamlar, karakterde yapıda bir adamlar. O yüzden çok kolay oldu bizim açımızdan. Sancılı dönemlerde de sonuç aldığımız için burayı daha çabuk açtık diye düşünüyorum. Ya ama dediğim gibi hep böyle gitmeyecek, güllük gülistanlık olmayacak. Camianın 3 sezon, inşallah umut ederiz. Camianın 3 sezondur kırıldığı yerler buralar. Buralarda yine birlikte kalmalıyız yani. Bence bu sezonun kilit noktası burası. Kesinlikle öyle. Stadyumdan bahsettin. Taraftarlarımız da inanılmaz. Keza öte yandan maç sonlarında seninle sohbet ettiğimizde, röportaj yaptığımızda bundan da bahsetmiştin. Stadyumu nasıl değerlendirirsin? Yani stadyumun içerisindeki ev sahiplerini, taraftarları nasıl değerlendirirsin? Ya inanılmazlar bu sezon. Bundan önceki sezonlarda da bize genelde destek olmaya çalıştılar. Zaman zaman kopukluklar yaşadık onlarla. Ama bu sezon biraz ekstrem bir durum var. Bu sezon başladığından beri gerçekten stadyum atmosferi bizim rakipken buraya geldiğimiz o atmosfere dönmeye başladı. Gelmek istemezdik. Ya dediğimiz gibi oyunda 3-0, 4-0 olduktan sonra takımın bir gardı düşer. Ama öyle coşkullar ki oyuna giren oyuncu da bir şeyler vermek istiyor. Hep dakika 89-90 oyuncular 5-6 kişi ceza sahası içine giriyor. Bu tamamen o stadyumda oluşan coşkuyla, oyunun keyfiyle, oyunun gücüyle alakalı bir durum. Ama bunun %80'i, %90'ı bu coşkuyu taraftar veriyor bize. Bu gerçekten çok önemli bir konu. Bizi inanılmaz itiyorlar öne doğru. Zaten yabancı arkadaşlarımızın da konuştuğu, mesela Dzeko inanılmaz atmosferlerde oynadılar. Dünya üzerinde oynamadığı yer yok, oynamadığı seviye yok. Başka bir atmosferin olduğunu söylüyor. Tabii ki daha büyük topluluklara karşı oynadı ama buradaki çıkan sesin daha başka ve daha enerjik olduğunu söylüyor kendisi konuştuğumuzda falan. Dediğim gibi inanılmaz itici güç oluyorlar. İçeride oynadığımız maçların temposu bambaşka bir seviyeye çıkıyor. İnşallah böyle devam eder. Bu sene ben de onların çabuk kırılmayacağını düşünüyorum. Yani stadyumun daha kolay kırılmayacağını, daha birlikte olduğumuzu hissediyorum. Bütün takımı öyle hissettiğini düşünüyorum. İnşallah böyle devam eder. Tabii kaptan, hani senin de soyunma odasında konuştuğunda veya saha içerisinde, saha kenarında veya da antrenmanda konuştuğunda sürekli takım arkadaşlarından isteyin, keyif alın, keyif alın, keyif alın. Yani bunun herhalde anahtarlarından biri bu diyebilir miyiz? Yani beraber keyif almayı, yani oynamayı beraber çok seviyorsunuz ya grup olarak. Oyuncu grubu olarak eğlenceli bir grup var zaten. Tesis içindeki oynadığımız oyunlarda da biraz taraftarımız görmese de şurada masa tenisi oynarken 7-8 kişi bir sıra bekliyor, bir araya geliyoruz, orada makaralar dönüyor. Ya tabii ki disiplin bu işin olmazsa olmazı, suistimal edilmediği sürece ki futbolcuya verilen rahatlık bence çok önemli. Tesiste verilen rahatlık. Hocamız da bunu gerçekten suistimal edilmediği sürece çok iyi ayarlıyor iletişimi, takımın rahatlığını. Bu bence bizi, herkesi bir anda birbirine de bağlayan özel konulardan biri. Güzel bir ortamımız var. Her şey çok güzel gidiyor. Tesiste aldığımız keyif, maça giderken otobüste aldığımız keyif, yurt dışında öyle,
birlikte ettiğimiz sohbetler burada 10-15 kişilik grup maç izlemeler bunlar çok rastladığımız şeyler değildi. Ya yani lider karakterlerin daha çok olması bence işimizi çok daha kolaylaştırdı. Hocanın iletişim açısından inanılmaz olması işimizi daha da kolaylaştırdı diyebilirim. Gerçekten ben çok keyif alıyorum bu sezon. Bugüne kadar gelinen noktada her şey çok iyi. İnşallah da böyle devam eder. İnşallah kaptan. Hocamıza döneceğim ama hocamızı sormak istiyorum ama öncesinde antrenmanlardaki oyunlardan bahsetmek istiyorum. Kaybettiğin oyun yok şu ana kadar. gerek deplasmanda özellikle Twente deplasmanındaki şut challenge'ı müthişti. Tabii biz bunları sizin özel alanlarından olduğu için taraftarlara gösteremiyoruz. Biraz da bazen özel kalması gerekiyor bazı anların. Bunları da anlayışla karşılıyoruz ama mesela geçtiğimiz günlerde Fred bir röportaj verdi dijital platforma ve en iyi şutör senin olduğunu söyledi. Herhalde buradaki oyunlardaki şeyin de var, etkin de var. Kaybetti çünkü ben hatırlıyorum. Evet, onunla kalmıştık herhalde finale Twente'de deplasmanda. O gün de ne vursam gol oldu. Maçta da olması lazım artık. İnşallah o da olacak. Ve ondan söylemiş diye düşünüyorum. Sağ olsun, teşekkür ederim. O da benim dışında yani takım hallerinde de hani grup hallerinde de bölündüğünüzde de inanılmaz bir skor. Masa tenisinde Ferdi'yi yenemiyoruz. Ryan Kent'i yenemiyoruz. Onların ikisi de çok çabuk herhalde oraya da yansıyor. Ama Ferdi de çok, o konuda çok hırslı. Oyun konusunda çok hırslı. 7 saat masa tenisi oynuyor. Daha ötesi de diğer oyunları da oynuyor. Evet. Harika. Ya bu çok güzel tabii ki de ortamlar. Evet. Sizde de keyiflendirici ortamlar. Peki müsaadeniz olursa hocama gelmek istiyorum. Hocamızla da özel bir iletişiminiz var. İletişimi nasıl değerlendirirsin? Çok sık zaten sohbet ediyorsunuz. Gerek saha içerisinde, gerek saha dışarısında. Fikir alışverişinde bulunuyorsunuz birbirinize karşı. Oyuncular içerisinde neler yapabileceğinizi konuşuyorsunuz. Size zaten çok sık sık danışıyor ki keza bunu basın mensuplarına da belirtmişti. Hocamızla olan ilişkinizi nasıl değerlendirirsiniz kaptan? Oyuncu grubu olarak. Hoca Fenerbahçe dinamiklerini en iyi bilen insan. 400 tane maç oynamış Fenerbahçe'de. Bu inanılmaz bir rakam. Hocalık olarak da bu üçüncü gelişi. Geldiği iki dönemde de çok iyi işler yapmış. Bundan ziyade benim konuşmak istediğim o yine Buğranlı bir dönemde gelmişti. Evet. Bir buçuk sezon önce sanırım. Bize Fenerbahçe taraftarının, camianın takımı nasıl sahipleneceğini, bizim onlara neler verdiğimizde bizi nereye çıkaracağını çok iyi anlattı. Bu sezon başı da öyle. O dönem geldiğinde de, o dönemde inanılmaz bir seri yapmıştık. Ya hocamız gerçekten hocalık olarak zaten benim değerlendirmek haddim değil. Yaptıkları zaten ortada, inanılmaz şeyler çıkıyor ortaya. Benim insan olarak, karakter olarak bahsetmek istiyorum biraz. Egosu hiç olmayan ve inanılmaz iletişime açık. Saha içinde doğru neyse herkesle paylaşabilecek, araştırıp tartışıp doğruya varmaya açık bir hoca, insan olması bu çok önemli. Futbolcuların ona daha samimi, daha yakın davranmasını sağlıyor benim şahsi fikrim. Çünkü çoğu hoca oynattığı oyunun kusursuz ve tartışılmaz olduğunu düşünür ki hocaların kendi görüşüdür. Buna her zaman saygı duymak zorundadır futbolcular. Ama hocamız bu eksiklikleri hem bütün herkesle isim ayırt etmeksizin konuştuğunda her akşam her oyuncuyla diyalogda 10-15 dakika herkesle fikir alışverişinde. Bu bence takımın bir an önce hocaya yanaşmasını ve birlikte olmasını sağladı. Buna açık olması gerçekten çok büyük bir erdem. Bu da çok büyük etken bence bu 16'daki süreçte. Onun anlatmak istediği, oynatmak istediği oyun oturduğu sürece zaten kusursuza doğru gidecek. Ben bundan eminim. O dönemde bunu başarmıştık. Maç bitmesini istiyorduk. Şimdi de o seviyeye doğru geldik. Biraz sancılı dönemimiz olsa da kazanmayı bildiğimiz için şu anda kusursuza yakına doğru gidiyoruz. Eksiklerimiz tabii ki var ama herkes oyunu daha çok anladıkça kendinden daha fazla şeyler vermeye başladı. Hocamızın iletişimi zaten herkes tarafından çok iyi biliniyor. Ve zaten görünüyor da hiçbir şey yapmadan ortaya çıkıyor birbirlerimize olan yakınlığımızdan, iletişimimizden. En önemli özelliği insan kişi ayırt etmeden sadece Fenerbahçe odaklı, Fenerbahçe'nin başarısı için çalışan biri. İnşallah her şey onun da hak ettiği gibi güzel olur ve sonu şampiyonluk olur. Çünkü iki kere olmadı, direkten döndü.
İnşallah bu sene onun da hak ettiği başarıyı elde ederiz hepimiz. Bir şampiyonluk yaşarız. Çok güzel hedeflerimiz, çok güzel hayallerimiz var. Bunun içinde ilerliyorsunuz durmadan, çalışıyorsunuz. Keza burada biraz da sana dönmek istiyorum. Tabii ki de taraftarların veya kamuoyunun bilmediği çok şey var. Ağırlara rağmen oynadığın çok karşılaşma var. Tabii ki de bu biraz planlamayla bağlantılı bir şekilde söylenemiyor veya bahsedilemiyor. Burada da tabii ki de sizin de bu süreçte bir planlamanız var. Yeri geldiğinde söylememeniz gerekiyor. Yeri geldiğinde saklamanız gerekiyor. Rakiplere karşı önlem olarak. Bu anlamda kaptan nasıl değerlendirsin şu ana kadarki süreci kendin açısından? Çünkü bazı noktalarda ağrılara rağmen oynadın. Yani bunu bence dürüstçe söylememde fayda var. Bazı noktalarda çok ciddi ağrına rağmen maç içerisinde oynamaya devam ettin. Bu anlamda nasıl değerlendirirsin? Ya inanılmaz bir tempo var. 3 gün neredeyse bazı maçları 2,5 gün sonra oynuyoruz. Avrupa'ya gidişlerde ya da Avrupa'dan dönüşlerde. Bunda da insan olarak dinlenmesi gereken oyuncular var. Benim de geçen milli arada topuğumda inanılmaz bir sıkıntı oldu. Ve bu üstüne gittiğinde, çünkü sürekli kullandığım bölge şiddeti inanılmaz artan bir sıkıntı. İdmanlarda idare etmeye çalışıp maçlarda iğneyle oynadım o süreçte. Çünkü oynamam gerekiyordu. Dinlenmesi gereken arkadaşlarımız vardı. Benim de takıma yardımcı olmam gerekiyordu. Ya önemli değil. Bunu yapan bir sürü arkadaşımız var. İrfan da aynı şekilde kasındaki yırtıkla oynadı. Ve ben topuğumdaki ağrılarla inanılmaz, yani oraya iğneler olarak, uyuşturucu iğneler olarak oynamak zorunda kaldım. Ya bazı fedakarlıklar bu yolda yapılmak zorunda. Bir sürü oyuncu da bunu yapıyor. Bunlar aslında takımın daha çok birbirine bağlanmasını ve camia için yapmamız gereken doğal şeyler olarak diye düşünüyorum ben. Çünkü biz bunları yapıyorken zaten dışarıda da bize milyonlarca insan fedakarlık yaparak, çocuğunun açlığından keserek, bir sürü şeyden fedakarlık yaparak stadyuma geliyorlar. Forma almaya çalışıyorlar. İnanılmaz sevgi var orada. Bunun bilincinde olan insanlarız biz. Bunun karşılığını vermek istiyoruz. Bazen olmuyor. Benim 4. sezonum, bir başarımız Türkiye Kupası var. Maalesef bu durumdan çok üzüntülüyüm zaten. Fenerbahçe'de 4 sezondur oynuyorum ve Türkiye Ligi'ni bir an önce kazanmak istiyoruz. Bunu hak eden insanların olduğunu da biliyorum. İnşallah başaracağımıza da inanıyorum. Bunun için takım olgusunun çok önemli olduğunu da, bizlerin bu fedakarlığı gösterip herkesin de bunu gördüğünde daha da sarıldığını hissedebiliyoruz. Bunlar doğal şeyler. Çok da önemsemiyorum yani yaptığım şeyi. Kaptan, biraz mevkisel yani olarak da biraz şanslısın. Çünkü darbeye en çok müsait pozisyondasın. Bu anlamda da mevkisel olarak da biraz şanssızlık diyebilir miyiz? Ya benimki biraz bayağı bir şanssızlık. Sol ayağımla şut atarken kramponun içinde ayağım kayıyor. Topuğum ezildi. O da topuk yürürken bile kullandığınız böyle. Bunun dışında ama kaptan darbeye bağlı da sakatlığa. Çok oluyor. Ya normal futbol yani. Futbolun içinde bunlar var. Bu talihsizlik bunlar aslında. Yırtık ve vesaire, diğer sakatlıkları yaşamadığın sürece diğer yaşadığın sakatlıkların hepsi tamamen şans ve talihsizlikle alakalı. Böyle idare ettik. İnşallah bu milli arada da bu süreci iyi geçirip ağrısız bir an önce ağrısız idmanlara ve ağrısız maç oynamak istiyorum. İnşallah. Çünkü canımdan can sağlıklı, gitti. Sağlıklı bir şekilde sezon diliyoruz. Peki kaptan, tabii ki de programımızın en başında Hatay maçından zaten kısaca bahsetmiştin. Önümüzde bir Hatay spor karşılaşması var evimizde. Mabedimizde taraftarlarımızın desteğiyle kazanmak istiyoruz. Orada da tanıdığımız zaten özel bir isim var. Volkan Demirel gibi bir efsane isimle karşılaşacağız. Keza zaten çok iyi tanıyorsun kendisini. Nasıl değerlendirsin önümüzdeki karşılaşmayı? Karşılaşmaya bütün camia olarak bir an önce yine konsantre olmamız lazım. Her şeyi kenara bırakıp final maçımız gibi odaklanmamız lazım. Bizim Samandıra'da öyle. Onların bugüne kadar gelen stadyumdaki enerjisi de aynı şekilde devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bundan da zaten şüphem yok. Hatay spor maçı çok önemli. Onların mağlubiyeti yok. Volkan Hoca'nın oynattığı oyun çok çok iyi. Volkan Hoca zaten camiamızın bence çok çok farklı yerinde. Bence çok farklı bir figür. Camiaya olan bağını, sevgisini hoca olarak burada çalışma fırsatım oldu. Yakından hissettim, gördüm.
Hala da aynı duygular içinde. Bunu da çok iyi biliyorum. Kendisi de inanılmaz bir kariyere doğru gidiyor. Gerçekten hocalık kariyeri inanılmaz başladı. Onun da yolu açık olsun inşallah. Ama inşallah bizim kazandığımız maç olur. İnşallah. O da tabii kazanmak isteyecektir Hatayspor'la ama inşallah bizim kazandığımız bir karşılaşma olur. İnşallah. Peki kaptan, tabii ki de kısaca da olsa, müsaaden olsa konferans ligini de sormak istiyorum. Gruptan önce lider olarak çıkmak istiyoruz. Elbette adım adım ilerlemek istiyoruz. Konferans ligini nasıl değerlendirirsin kaptan? Tabii ki de bu aşamada kağıt üstünde aslında bu takımlar müthiş güçlü gözükmeyebilir Fenerbahçe'ye karşı. Ancak her maç sizin için önemli. Her takım sizin için çok ciddi bir derbi havasında bir hazırlık süreci yaşatıyorsunuz bize. Bu anlamda konferans ligini genel anlamda nasıl değerlendirirsin kaptan? Ya orada da mükemmel bir başlangıç yaptık. Hem elemelerde hem de grupta. Tabii ki lider çıkmak istiyoruz. Orada da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Kupa hedefleri konuluyor. Tabii ki neden olmasın diye biz içten içe düşünüyoruz. İyi de başladı. Lider bitirebileceğimiz bir gruptayız. İlk iki maç çok iyi. İlk maçı özellikle içeride müthiş oynadık aynı coşkuyla. İkinci maç biraz dalgalandı ama gerçekten rakip çok sert ve tamamen kapanan bir savunmaya karşı kesinlikle oynadığımız için biraz zorlandık ama kazanmasını yine bildik. Kazanma alışkanlığı elde ettiğimizi düşünüyorum. Bu gerçekten çok önemli. Kim oynarsa oynasın elinden geleni yapmaya çalışıyor. Zaten uzun 60 maçlık bir serüven gibi gözüküyor. En kötü 50-55 maç oynayacağız. Çeyrek finallere, yarı finallere görürsek. Bu süreçte tabii ki 55 maç oynayacak oyuncu yok. O yüzden kim oynarsa oynasın bence destek olunması gerektiğini düşünüyorum. Herkesin camiaya bir şeyler vermek istediğini ben yakından biliyorum. İsimlerin önemi yok. O yüzden orada da gidebildiğimiz yere kadar gitmemiz gerek. Kupa ise kupa ama benim için en önemli yer lig. İnşallah ligi kazanmak istiyoruz. İnşallah kaptan. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerken de aynı zamanda güzel bir, sağlıklı bir sezon diliyoruz sana. İnşallah. Bizim sormayı unuttuğumuz, senin eklemek istediğin bir şey varsa seve seve dinleriz. Yok, teşekkür ederim. Çok keyifli program oldu. İnşallah başladığımız gibi bitiririz. İnşallah. Camiamızı aynı kenetlenmede devam etmek için full konsantrasyona Hatayspor maçına bekliyoruz. İnşallah kaptan. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet, değerli izleyenler, takım kaptanlarımızdan Mert Hakan Yandaş bizlerle beraberdi ve günün röportajı programımızın sonuna geldik. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.